arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir etek çalışması yapacağız. Bu modelimizle daha önce yelek, ceket, elbise çalışması yapmıştık. Şimdi eteğini de birlikte çalışalım. Eteğimizi örmek için bel kısmından başlıyoruz. Bel kısmı Öreceğimiz bebeğimizin yaş grubuyla doğru orantılı olarak değişmektedir. Bu 0-1 yaş grubundaki çocuklarımızın etek ölçüsü. Eğer daha büyük yaş grubundaki çocuklarımız için öleceksek her yaş grubu için mutlaka 10 zincir fazlalaştıralım. Tabi burada yine yanıltıcı olmaması açısından bebeklerimizin ya da çocuklarımızın kilo faktörü devreye girmekte. Eğer kiloluysa birazcık daha zincir sayımızı fazla ayarlayabiliriz. Evet. Bel kısmında zaten kapatmayıp düğmeli yapacağımız için daha rahat giydirip çıkarması olacaktır. Modelimizi 5 sıra trabzanımızı örerek lastiğimizi yaptık ve hemen 4 tane trabzanımızı ördük. Buradaki toplu olarak duran trabzanlarımızı bakınız şöyle toplu duranları 3 defa da çekiyoruz. 1 defa doluyoruz, 3 defa da çekiyoruz. Ayrı ayrı duran trabzanlarımızı ise hem yukarıda hem de buradaki beyazda olduğu gibi ikişer defada yani ikili trabzan olarak çekiyoruz. Bunların da yine 1 defa başını doluyoruz fakat 3 defa da çekiyoruz, 2 defa çekiyoruz. İlk başlangıçta 4 tane trabzan olarak başladım. 4 trabzan, 1 zincir, tekrar 1 zincir tekrar 4 trabzan olarak ördük yukarıda sırada ise sadece 2 trabzan ve ardından girerek aldık 2 zincir 2 trabzanımızı ördük ikinci sırada yani bu ayrı ayrı ördüğümüz kısımlarda herhangi bir şekilde zincirle bağlanmıyor sadece kendi içerisindeki 2 zincirimiz var daha sonrasında yine bakınız ikili bir şekilde ördükten sonra hemen artışımıza geçtik ve 6 tane trabzan 3 3 ayırdık ve örmeye devam ettik. Daha büyük yaş grupları için örerseniz 6 olarak kalmasın. Eteğimiz aşağı doğru daha güzel açılması için 8 tane olarak örelim trabzanımızı 4 4 olarak da ayırmasını mutlaka yapalım daha büyük yaşlar için ya da daha çan olarak çok fazla açılmasını istiyorsak mutlaka artışlarımızı yapıp açılmayı sağlayalım. Evet. Öyle çalışmamızı kısaca anlattıktan sonra Hemen kolay gelsin diyerek eteğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Eteğimizi örmek için iki rengimizi kullanmak istiyorum. Her ikisi de Nako'nun Minnoş Baby'si. Pembe ipimize bakalım. %50 poliamid, %50 premium akrilikten oluşan ipimizin renk numarası 11158. 100 gram ve 336 metreden oluşmakta. Beyazımız her zamanki Nako'nun Lüks Minnoş Baby'nin klasik beyazı. %50 polyamid, %50 primium akrilikten oluşmakta ipimiz. Renk numarası ise 208, 336 metre ve 100 gram. Evet, şimdi e, eteğimizi örmek için iki farklı tığ kullanmak istiyorum. Belinin lastik kısmında 2,5 numarası, gövde kısmında ise yani etek bölümüne geçtiğimiz zaman ise 3,5 numaralı tığımı kullanmak istiyorum. Çünkü modelimiz kabartılı hoş bir model olduğu için büyük numaralı tığlarla daha güzel durmakta. Şimdi zincirimizi çekmeye başlayalım. 0-1 yaş grubu için eteğimizi örüyoruz. Eteğimizi daha büyük yaşlardaki çocuklarımızı örmek için bel ölçüsüne uygun zincirimizi çekerek başladığımız dilediğimiz büyüklüğe göre örebiliriz. Önemli olan zincirimizi yani bel kısmını ayarlamasını yaptıktan sonra Alt kısmı tamamen modelimizin kurulumu aynı şekilde devam edecek. Tek fark birimizin ölçüsü olacak. Evet şimdi zincirimi çekerek örgüme başlamak istiyorum. Pembe'mizle başlayalım. 90 tane zincirimi çekiyorum. 2,5 numaralı tığımı kullanarak şöyle bir tane düğüm attım ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. Her zaman hatırlattığımız gibi zincirlerimizi lütfen ilk başlarken sıkı almayalım. Tığımızla tekrar trabzan öreceğimiz için şöyle tığımızın ucunun rahat gelebileceği gibi olsun. Evet 90 tane zincirimiz oluşana kadar çekmeye devam edelim. Zincirimi çekerek tamamladım ve ölçüsüne bakmak istiyorum. Şöyle gördüğümüz zaman 36 santim. Şöyle Bakınız 36 santim zincirimizi uzunluğu ve trabzanımızı örmeye başlayalım. İlave zinciri yapmıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü zincirin içerisine gelerek batıyorum. Trabzanımı örüyorum. Tekrar zincirlerimizin içerisine birer birer. Trabzanlarımız örüyoruz, ikili trabzan şekliyle bir defa başını doluyoruz, batıyorum, bir ve bir. Ölçümüz alalım. Ölçümüz trabzanlarımız örüldüğü zaman zincirimizin içine bir ya da ipimizin kalınlığına göre iki yarım değişkenlik gösterebilmekte. Evet, onu da hesaba katalım. Birer birer trabzanlarımızı bu şekilde örerek ilerliyorum. Birinci sıra trabzanımızı şu şekilde örerek tamamladım. Bütün zincirlerimizin üzerine birer tane trabzanlarımızı ördük. Şimdi ikinci sıramıza başlıyoruz. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimizi çektikten hemen sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki İlk gelen trabzanıma yandan giriyorum ve kabartılı bir şekilde örüyorum. Belimizin lastik örgüsünü şu an yapmaktayız. Şimdi yandan girmiştim zincirimden sonraki trabzanımı bir sonraki trabzanımı ise ardından giriyorum. Bakın başını doladım. Ardından giriyorum. Trabzanımı ittiriyorum. Ve ikili trabzan şekliyle örüyorum. Bir tanesini ardından birini yandan giriyorum. Şimdi tekrar yandan giriyorum. Alıyorum ipimi ve örüyorum. Bir sonrakini ardından giriyorum. Trabzanımı ittiriyorum ve diğer yanından çıkıyorum. Ve örüyorum. Tekrar yandan Bakınız üst sıradaki düz ördüğümüz trabzanlarımız da hemen aşağıdaki sıranın formuna girdiler. Evet alttan yani arkadan giriyorum. Bir trabzanımı örüyorum. Tekrar bir yandan bir arkadan örerek sıramızın sonuna kadar devam edelim. Tekrar yandan giriyorum. Ve arkadan Tekrar yandan bu şekilde sıramızı tamamlayalım. İkinci sıramı tamamladıktan sonra beyaz ipimle devam etmek istiyorum. Hemen geçişimi yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimizi çekip ipimizi sıkıştıralım. Örgümüzün yönünü çevirelim ve kabartılı gördüğümüz bakın sıramızı yandan girelim. Dışa kabartılı olanlar yandan İçte kalanlar ise ardından girerek örelim. Bir yandan bakınız kabartılarımız yandan. İçte kalanlar ise ardından girerek örüyoruz. Şiş örgümüzdeki ters düz örgümüz gibi. Birer birer bakın yandan alıyorum. Ardından evet ve bu sıramızı tamamlıyoruz başına kadar geldim. Bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi burada kesiyorum. Beyaz ipimi. Diğer tarafta pembe ipim. Yine bağlıydı. Pembe ipimi bu tarafa geçerek örmeye başlıyorum. En kenardaki zincir çekerek başlattığım trabzanımın üzerine batıyorum. Yine 3 tane zincirimi çekiyorum. ipimi geçirdikten sonra 1, 2, 3. Tığımın başında oluyorum. Hemen beyazımın yandan kabartılıya bakın. Dışa kabartılığı yandan girerek örüyorum. Diğerini arkasından yandan ve bu sıramızı da ördükten sonra bir sıra daha pembemizi örelim. Toplamda 5 sıra örüp bitirelim. 2 sıra pembemizi ördük. Ortada bir sıra beyazımızı geçtik. 2 sıra da pembemizi ördükten sonra Örgümüz tamamlansın lastik kısmımız. Evet lastiğimizi şu şekilde 5 sıra örerek tamamladık ikişer sıra pembemiz ortada 1 sıra beyazımızı ördük ve birleştirelim. eteğimizin düğme kısmını yani bel kısmını rahat olması için e, şu şekilde açık olarak örmüştük bir tane düğme ile daha rahat kullanmasını sağlıyoruz bebeğimizin Şimdi bakınız iç kısmındayım şöyle tutuyorum. Bir tane kabartılı trabzanımın olduğu yere gelerek batıyorum iç kısımdan. Bakınız bu şekilde batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra düz yöne geçiyorum bakınız. Düz yöne geçtikten sonra önce dıştaki kabartıyı sonra alttaki bölümümün üzerine batıyorum. Her ikisini sabitliyorum. Her iki bakınız. Ucumu birleştirdiğim noktanın üzerine gelerek batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Buradan başlatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bakınız şuradaki kabartılı olan trabzanımın üzerine geliyorum. Bir defa başını dolamıştım tığımın. 3 defa da çekiyorum. 1 2 3. Tekrar tığımın başını bir defa doluyorum. Aynı yere batıyorum. 1 2 3. Toplamda 4 tane olana kadar aynı yere bu şekilde batıyorum. 1, 2, 3. Bir defa başını doluyorum ve 3 defa da çekiyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra hemen yanındaki kabartımın üzerine gelerek batıyorum. Ve tekrar bir tane zincirimi çekiyorum. Diğer kabartımın olduğu yere 4 tane trabzanımı başına bir defa dolayıp 3 defa çekerek örüyorum. 1. Bakınız bir defa doladım. 2. Bir defa doluyorum. 3. Bir defa doluyorum. Aynı yere dördüncü kez giriyorum ve 3 defa da örüyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra hemen trabzanımın bu kavartalı trabzanlarımızın üzerinde işlemimizi yapıyoruz. Gelerek batıyorum. Tekrar bir zincirimi çekiyorum. Diğer kabartılı trabzanımı bir defa tığımın başını doluyorum ve 4 tane trabzanım örüyorum 3 defa çekerek 2 3 ve dördüncüyü örüyorum 1 2 3 4 tane trabzanımı 3 defa çektikten sonra 3 defa da bir zincirimi çekiyorum hemen kabartılı trabzanımın tepesine batıyorum Tekrar bir zincirimi çekiyorum ve yan tarafa geçiyorum. Yaptığımız işlemimize şöyle bakalım. Bir tane zincirimizi çekerek başladık. Hemen ilk kabartanın üzerine geldim. Ve bir defa tığımı başını doladım. Üç defa da çekerek dört tane trabzan ördüm. Bir, iki, üç ve dört. Hemen yandaki kabartanın üzerine bir tane zincirimi çektikten sonra gelip battım tekrar bir zincirimle çıktım diğer kabartımın üzerine 4 tane trabzanımı 3 defa çekerek ördüm bir defa başını dolamıştım yine bakın bir zincirimiz kabartımızın olduğu yere batıyorum tekrar bir zincirle çıkıyorum tekrar 4 trabzan şeklinde sıramızı bu şekilde örerek tamamlıyoruz Sıramın başına kadar 4 trabzan, 1 zincir ve 1 tane battım. Bakınız 4 trabzan, 1 zincir ve araya battım ve başlangıç noktasına kadar geldim. Şimdi ikinci sıramızda yine trabzanımızı örüyoruz. Bu sıramızda trabzanımızı 2 defa da çekiyoruz. İkili trabzan şekliyle bir tane zincirimi çekiyorum. Bakınız şuradan tığımın başını doluyorum. Hemen buradaki bölüme geçiyorum. Ardından giriyorum. İlk trabzanım, bakınız, ilk grubumuzun ilk trabzanı şöyle e, elimin içine alayım. Ardından giriyorum. Bir defa bakınız, bir ve iki. İkinciyi örüyorum, bir ve iki. Araya iki tane zincirimi çektikten sonra kalan iki trabzanımı da aynı şekilde ardından giriyorum, bir ve iki. Diğer son trabzanımı ardından giriyorum 1 ve 2 birinci grubumuzu ördüm her dörtlü bir tane grup İlk grubumu ördüm ikinci grubuma geçiyorum araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum yine ardından ilk trabzanımı örüyorum 1 ve 2 diğer trabzanımın ardından giriyorum 1 ve 2 2 tane zincirimi çekiyorum diğer kalan iki trabzanımı da aynı şekilde örüyorum bir ve iki. Gruplar arası zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen bir diğer trabzanımı örüyorum. 2 zincirimi çektikten sonra kalan iki trabzanımı da örüyorum. Bu sıramızda iki tane trabzanımızı ardından girerek örüyoruz. Ve şuradaki kabartıyı hissetmek istiyoruz yani. İyice belirginleşmesini sağlıyoruz. Ardından girerek iki tane zincirimi çekiyorum. Diğer ikiyi de ördükten sonra araya zincir çekmeden diğer grubuma geçiyorum. Yine ardından girerek şöyle görmüş olduğumuz güzel görüntümüz oluşuyor. İki tane trabzan, iki zincir, iki trabzanım örüyorum. Tekrar araya zincir çekmeden aynı şekilde her grubumuzu şu şekilde örerek sıramızı tamamlıyoruz. Birinci sıramızı tamamladık. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanı arkadan alarak ördük. Alttaki 4 trabzanımızı güzelce kabarttık. Şimdi pembe rengime geçmek istiyorum. Onun için ipimi hemen bakınız. 2 tane trabzanımı örmüştüm. Araya batıyorum. Şuradaki araya gelerek batıyorum. Bir tane zincirimi çekip kesiyorum ve pembe ipimle örmeye başlıyorum. Tığımı ipimi bağladıktan sonra hemen örmeye başlıyorum. Aradaki iki tane zincirin içerisine girerek batıyorum. Dört tane zincirimi çekiyorum. İki, üç ve dört. Tığımın başını bir defa doluyorum. Tıpkı beyazımdaki örmüş olduğum gibi üç defa da çekiyorum. Dört tane yan yana ördüğümüz trabzanları üç defa da çekiyoruz. Bir, iki, 3. Bakınız 3 tane ördük. Birincisi zincirde. Ve dördüncü örüyorum. 1 2 3. Bu defa 2 zincir çekiyoruz. Altta birer tane zincir çekmiştik. İlk sıramız olduğu için burada iki tane zincirimi çekiyorum ve her iki grubumun tam arasına gelerek batıyorum. Tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum. 2 zincir çektiğim ortadaki bölüme gelerek batıyorum ve 4 tane trabzanımı örüyorum ve 3 defa da çekiyorum bunu unutmayalım 2 3 ve 4 4 trabzanımı 3 defa da çektikten sonra 2 tane zincirimi çekiyorum tam gruplar arasındaki bölüme batıyorum bakınız gruplar arasındaki bölümümüzün olduğu yere giriyorum Tekrar 2 tane zincirimi çektikten sonra yine 4 trabzanımı örüyorum. 3 defa da alıyorum. 3 ve 4. 2 tane zincirimi çekiyorum. Gruplar arasındaki bölüme gelerek batıyorum. Şuraya Tekrar iki tane zincirimi çektikten sonra yine dört trabzanımı yan yana örüyorum ve sıra başına kadar bu şekilde ilerliyorum. Evet sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Şimdi geçişimizi yapıp yine alt sıradaki yapmış olduğumuz iki trabzan, iki zincir, iki trabzanlı bölümümüzü burada da uygulayacağız. İki tane zincirimi çektim. Evet geçişimizi yapalım. Birinci trabzanımı şu şekilde alıyorum. Bir, 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum tekrar ikinci trabzanımın ardından giriyorum ve örüyorum ikili trabzan şekliyle 1 2 2 zincirimi çektikten sonra yine ikili trabzan olarak 1 ve diğerini örüyorum 1 ve 2 bakınız alttaki sırayı 3 defada çekiyoruz üsttekini iki, iki kere de çekerek bitiriyoruz araya zincir çekmeden hemen diğer trabzanıma geçiyorum bir diğerine geçiyorum iki araya iki tane zincirimi çekip tekrar ardından geçiyorum 1 ve 2 biraz önceki yapmış olduğumuz işlemimizin aynısını tekrar ediyoruz Şuradaki 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan ve buradaki trabzanlarımızı 2 defa da çekiyoruz şu 4 tane yan yana olanı ise üçer defa da çekiyoruz yukarıya doğru şimdi 2 2 ayırmaya devam ediyoruz ve sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz ve gruplar arasında zincir çekmiyoruz bakın biraz önceki beyaz ipimizde yapmış olduğumuz gibi 2 zincirimi araya çektim 1 ve 2 tekrar 1 ve 2. Bu sıramızı tamamlayalım ve sonrasında görüşelim. Sıra başına kadar örerek geldim bakınız. Aynı beyazımızın sayısında sayımızı ördü. Artış yapmak istediğimiz bölümde mutlaka çift olmalı. Eğer daha e, geniş istiyorsak 6'yı yaptıktan sonra tabi kademe kademe de geçmek lazım. 4'ten sonra 6, 6'dan sonra 8 olarak e, artırmamız lazım. Ve her artırdığımızı 2'ye bölerek ayırmamız lazım. Mesela bunu 2-2 ayırdık. Şimdi 6 yapacağız. 3-3 ayıracağız. Şimdi geçişimizi yapalım ve 6 olarak başlayalım. Direkt zincirimin üzerine gelerek batıyorum. Şuraya bakınız. 3 tane zincir çekmiştim. Gelerek battım. Tığımın başını doluyorum. Görmüş olduğum 2 zincir çektiğim yere giriyorum ve 1 2 3 3 defa da alıyorum. 1 2 3 tekrar 1 2 3 1 2 3 6 tane olana kadar devam ediyorum sayalım 2 4 5 bir tane daha ördükten sonra 6 sayısına ulaşıyorum 6 tane trabzanımı ördükten sonra 2 zincirimi çekiyorum gruplar arasına atıyorum kedimizin tüyleri Evet tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum araya giriyorum 6 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 1 2 3 6 olana kadar 3 seferde alıyoruz. Bakınız. 3 oldu. Batıyorum. 1 2 ve 3. Çok çok kolay modelimiz. 2 4 5 Daha önce farklı yeleğimiz, ceketimiz çalıştık. 2 4 6. 2 tane zincirimi çekiyorum. Gruplar arasına batıyorum. Tekrar 2 zincirimi çektikten sonra yine 6 tane trabzanım örüyorum. 3 4 5 ve 6 2 zincirimizi ilave edelim 6 tane trabzanımız ördükten sonra zincirimizi araya batalım tekrar 2 tane zincirle aradan çıkalım ve bu şekilde altışar altışar trabzanlarımızı örerek devam edelim 6 trabzanımızı örerek tamamladık. Bakın sıramızın başına kadar geldik ve ikişer zincirimizi her grup arasına battık. 6 trabzan iki zincir batışımızı yaptık. Gruplar arası tekrar iki zincirle diğer 6 trabzanımızı ördük ve sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi 3 ve 3 olarak böleceğiz ve örmeye devam edeceğiz. Geçişimizi birlikte yapalım. Hemen bakınız ilk trabzanın şöyle saydığımızda 2 4 6 ilk trabzanımın ardından başını doluyorum şu şekilde giriyorum 1 ve 2 iki. iki. defa da alıyorum ikinci trabzanıma geçiyorum 1 ve 2 üçüncü trabzanımı da aynı şekilde örüyorum 1 ve 2 araya 2 tane zincir çekiyorum ve devam ediyorum 1 2 ve 3 3 trabzan 2 zincir, 3 trabzan olarak böldük ve ardından girerek ördük. Şuradaki görmüş olduğumuz güzel kabartıyı oluşturduk. Her iki grup arasına zincir çekmiyoruz. Zincir çekmeden sadece tığımızın başını dolayalım. Hemen ilk trabzanımın ardından giriyorum ve 1, 2 tekrar ikinci trabzanımı örüyorum. Üçüncü trabzanımı ördükten sonra iki tane zincir çekiyorum ve tekrar kalan üç tane trabzanımı örüyorum. İki ve üç. Gruplar arası geçişimi yapıyorum, araya zincir çekmiyorum. Hemen ilk trabzanımın ardından giriyorum ve örmeye başlıyorum. Bir ve iki. Bir ve iki. 1 ve 2 3 tane trabzanı ördükten sonra iki zincirimi çekiyorum yine 3 tane trabzanımı örüyorum ve bu şekilde örmeye devam ediyoruz bir sırada 6 tane trabzanımızı 3 defa da örüyoruz ikinci sırada 3 3 bölüyoruz ortaya 2 tane zincirimizi çekiyoruz ve 2 defa da örüyoruz 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan araya zincir çekmiyoruz alt kısmı öreceğimiz zaman ise 3 defa da örüyoruz. Araya 2 zincir çekiyoruz. Tam grup arasına batıyoruz. Gruplar arasına bakınız. Tekrar 2 zincirle diğer yuvamızın içerisine girerek 6 tane trabzanımızı örüyoruz. Ve istediğimiz boy gelene kadar bu şekilde örüyoruz. 2 sıramızı sürekli tekrar ediyoruz. Bir trabzanlarımızın peş peşe yapılıp 3 defa da alındı. Bir de 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde böldüğümüz sıramızı örerek büyütelim. Eteğimizi istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edin. Bakınız çok güzel kabarık fosur fosur diyebileceğimiz güzel bir etek çalışması oldu. Arada beyaz rengimizi kullandım. Beyaz rengimizi bakınız 6 trabzan ördüğümüz yerde kullandık. Yani altısını ikişer defa da değil üçer defa da ördüğümüz aynı andaki bulunan kısımda aldık böldüğümüz kısımda almadık. Eğer böyle renk değiştireceğiniz zaman bu kısımlarda renk değiştirmenizi e, tavsiye ederim. Daha güzel, daha kabartılı durmakta. Bu iç kısımda yani 3 3 ayırdığımız bölümde daha zayıf düşmekte. Evet, şöyle görelim. Eteğimizi bir tane de düğme diktim. Bakınız şu şekilde düğmemi diktim. E, bebeğimize eteğimizi rahat giydirebilmek için sadece bir ilik çalışması yapalım. İliğimizi zincirimizi çekelim birkaç tane kenardan ve batalım. Bir tane şöyle düğüm atıyorum ve ileğimizin karşılığına gelecek kısma geliyorum. Batıyorum yanına bir tane daha batıyorum sık iğnem örüyorum 1 2 3 ve 4 4 zincirim battıktan sonra beyazımı atlayarak yine iki tane sık iğnemi örüyorum bir tane batıp şu şekilde geçişimi yapıyorum ve ipimizi koparıyoruz. Buradaki iplerimizi içeriye alalım, gizleyelim. Görüntüde herhangi bir çirkinlik olmasın. Düğmemizi de taktıktan sonra şu şekilde bakınız, gayet güzel bir görüntü oldu. Eteğimizin boyunu ölçelim. Sizlerle örgümüzün ölçüsünü kıyaslamak için bakınız, toparlanan bir örgü. Şöyle aldığım zaman 25 santim eteğimizin uzunluğu genişliği ise bir yaş civarındaki çocuklarımıza olabilecek ölçülerde gayet güzel şimdi bir tane çiçek çalışmak istiyorum beline çiçeğimiz yine iki renkli çalışalım orta kısmına beyaz kenar kısmını pembe olarak örelim ya da zevkiniz nasıl isterse o şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Şöyle beyaz ipimi alıyorum ve iki buçuk numaralı tığımla çiçeğimi örmeye başlıyorum. İki renkli çiçeğimizin iç kısmını beyaz rengimizle örelim. İki buçuk numaralı tığımız var. Hemen zincirimi çekiyorum. Beş tane zincir çekelim. Düğümümü attım ve başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş zincirimi çektikten sonra hemen ilk zincirimin içerisine gelerek batıyorum ve bir tane zincirimle bu şekilde kapatıyorum. Ve başlıyorum şimdi sık iğne ile doldurmaya. 1 2 3 4 5 6 Aynı zamanda aşağıdaki bir de götürüyorum yedi, sekiz ve dokuz. Dokuz tane sık iğnemi ördükten sonra birinci başladığım yere gelerek batıyorum ve şu şekilde geçişimi yapıyorum. Dokuz tane sık iğnemi yaptım ve başlangıç noktama gelerek battım ve küçük bir halkayı oluşturdum. Geçişimizi yaptıktan sonra 4 tane zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 zincirimi bir tane sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğnemin olduğu yere gelerek batıyorum. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane sık iğnemi atlıyorum. İkinci sık iğnemin olduğu yere gelerek batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Yine 4 zincirimi çektim. Sıradaki bir sık iğneyi atlayıp bir sonraki sık iğnemin olduğu bölüme geçtim ve 3 tane minik yuvamızı ördüm 1 2 3 4 bir sık iğne atlıyorum diğerine gelerek batıyorum 1 2 3 ve 4 en son 5. yuvamızı şu şekilde hazırlıyoruz bakınız 1 2 3 4 ve en son yuvamızı ilk başlangıçtaki birinci zincirimizi çektiğimiz yuvanın dibine şu şekilde dibine gelerek batalım ve sadece geçişimizi yapalım bakın şu şekilde yuvalarımız tamam olduktan sonra yani toplamda 5 tane sayıya ulaştıktan sonra içerisine doldurmaya başlıyoruz onun için ilk 4 zincirimi çekmiş olduğum yuvanın içine tığımı girdiriyorum ipimi alıyorum şu şekilde geçişimi yapıyorum Geçişimi yaptıktan sonra artık bakınız buradaki zincir yuvasının içerisindeyim. İki tane zincir çekiyorum. İki zincirimi çeker çekmez bir tane tığımın başını doluyorum. İkili trabzan örüyorum. Bakınız burası en önemli püf noktalarından birisi. İki zincir çektim. Bir tane ikili trabzan yaptım. İkili trabzanımdan sonra iki defa başını doluyorum. Ve bir. 2. 3. Bakın birinci ikili trabzanım. Tekrar iki defa başını doladım. 1, 2 ve 3. Yarım almayalım. 2 ve 3. 2 tane ördüm. İki tane zincirim. İkili trabzanım ve iki defa başını doladığım trabzanlarım. Üçüncü kez iki defa doluyoruz. 1, 2, 3. Dördüncü kez iki defa doluyorum. 4 tane iki defa başını doladım ve bir tane daha ilave ediyorum. 5 trabzanımı iki defa başını dolayıp çekiyorum. Bir defa başını doluyorum. Ve ikili trabzanımı örüyorum. Ve 2 tane zincirimi çekiyorum. İlk grubun son olarak batıyorum. Tıpkı başlangıçta yapmış olduğumuz sırayla bitirdik. 2 tane zincir çekerek başlamıştım. İkili trabzanımı yaptım. Sonrasında 5 tane tığımın başını ikişer defa dolayarak ördüm. Sonra ikili trabzan ve iki zincirle aynı yuvanın içerisine battım. Yani 5 zincir çekerek oluşturduğum yuvamızın içerisine 5 tane iki defa başını doladık. 2 defa bir başlangıçta bir sonda ikili trabzanımızı ördük. Bir başlangıçta bir sonda ikişer zincirimizi çektik ve çiçeğimizin birinci yaprağını bu şekilde oluşturduk. Şimdi ikinci yaprağımızı örmeye hemen başlayalım. İkinci yuvaya ise yine aynı şekilde bakınız. Önce batıyorum. Geçişimi yapıyorum. İki tane zincirimi çektikten sonra bir defa tığımın başını doluyorum. Bir ve iki. iki defa da aldım. 2 zincir bir tane ikili trabzan şimdi 5 defa iki başını doladığımız trabzanlarımızı arka arkaya örüyoruz 1 2 ve 3 birinciyi ördüm ikinciyi örüyorum 2 i̇ki defa başını doluyorum şu an üçüncü örmekteyiz dördüncü için 2 defa başını doladım ve 5. için 2 defa tığımın başını doladım. 5 tane trabzanımı tamamladıktan sonra bitişteki ikili trabzan için bir defa başını doluyorum. 1 ve 2. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvanın son işlemi olarak batıyorum. Ve ikinci yaprağımı da bu şekilde örmüş oluyorum. 3. yaprağımı örmek için Direk batarak sık iğne ile geçişimi yapıyorum. İki tane zincirle başlatıp iki trabzanla ikili trabzanla devam ediyorum. Arkasından beş defa iki defa başını doladım trabzanlarımı örüyorum ve bu şekilde kalan üç yaprağımızı da tamamlayalım. Evet en son iki zincirimi de çektim ve son yuvamızın içerisine battım. Şimdi şu şekilde bakınız tam arkayı çeviriyorum. Ortadaki batmadığım yere geliyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi çektikten sonra yine alt kısımda bakınız. Şu iç kısımdaki ortadaki batmadığımız yere geliyoruz. Bir tane atlamıştık. Ve oraya geçişimizi yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3 ve çeviriyorum. Bir sonraki yere Tabi bu kadar çevirmenize gerek yok. Ben görmeniz için çeviriyorum. Yoksa şu şekilde bile örülebilir. 1 2 3 tane zincirimizi çekiyorum ve sıradaki atladığımız sık iğnemizin içerisine batıyorum. 1 2 3 ve bir sonraki birer birer çiçeklerimizin altındaki bölümlere girelim. 1 2 ve 3 Başlangıçtaki yerime geldim. Bakınız 1, 2, 3, 4 ve 5 tane yine burada da aynı şekilde kuracağız. Her birinin arkasına birer birer batıyoruz. Şu an 4 tane ve 5. hemen başlangıç noktama gelerek batıyorum. Ben renk değiştirmek istediğim için ipimi burada koparıyorum. Tam 5 yuvamızı ayarladıktan sonra ipimi kopardım. Tekrar bakınız kontrol edelim. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane yuvamızı hazırladık. Pembe rengimizde örmeye devam edelim. Evet, ipimi bağladım ve yuvalarımın herhangi birisinden başlıyorum. Şu şekilde bir tane batıyorum ve zincirimi çekiyorum. 1 2 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra 1 2 3 defa başını doluyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4. Tekrar 1 2 3. Çiçeğimizin alttakinin biraz daha boyunun uzun olmasını istediğimiz için 3 defa başını doluyoruz ve giriyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar 3 defa tığımın başını doladım giriyorum 1 2 3 ve 4 yine aynı işlemimizi yapıyoruz 3 defa tığımızın başını dolayarak yuvamızın içerisinde 1 2 3 ve 4 1 2 3 defa yine tığımızın üzerine ipimizi aldık ve başlıyoruz 1 2 3 ve 4 sayalım 3 tane zincirimizin olduğu bölüm ve üçer defa sardığımız 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane daha 6 tane bu şekilde örelim. 2, 3 ve 4. Evet 3 tane zincirimiz ve 6 tane 3 defa dolayıp 4 defa da çektiğimiz trabzanımız ve sonrasında 1, 2, 3. 3 zincirimizi çekelim. Yine aynı yuvanın içerisine gelerek batalım. Bakınız aynı yuvanın içerisindeyim. Şu şekilde birinci çiçeğimizi örerek tamamladık. Şimdi diğer zincir yuvasının olduğu yere geçiyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3 ve 3 defa başını doluyorum. 1, 2, 3 ve 4. 3 defa 1 2 3 ve 4. Bu şekilde bakınız. Şurada yapmış olduğumuz işlemimizin birebir aynısını tekrar edelim. 3 zincirimizi çektikten sonra 2 4 6 defa 3 defa başını dolayarak alalım. Örelim bakınız 6 defa. Sonrasında yine 3 tane zincirimizi çekerek aynı yuvanın içerisine batalım. Daha sonra diğer sıradaki yuvanın içerisine geçerek 3 tane zincirimiz ve 6 tane 3 defa başını doladığımız trabzanlarımızı örelim. Ve buradaki çiçek grubumuzu örerek tamamlayalım. Evet, en son zincirimizi de ördükten sonra tamamladık ve yan tarafa gelerek batıyorum. Bir tane sık iğne ve bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi koparıyorum. Bu şekilde çiçeğimizi iki katlı olarak hazırlıyoruz bakınız. Buradaki kenardaki üçer zincir eğer çekecek gibi olursa dört zincir olarak da ayarlayabilirsiniz elinizin ölçüsünü. Şöyle görelim şöyle kenarlarından düzeltelim çiçeklerimizi. Evet şimdi altına bir tane de beyaz zincirlerden süsleme yapmak istiyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum ve alt kısmına şu şekilde batıyorum şuradaki bakınız ve zincirimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 ve 15 15 tane zincirimi çekiyorum ve zincirlerimin üzerlerine birer birer batarak yukarıya doğru çıkıyorum eğer dolgun olmasını istiyorsanız başını dolayarak da batabilirsiniz ben sadece şu şekilde örüyorum. Başını dolamadan sık iğne olarak alarak kapatıyorum. Bakın zincirimin yuvasına giriyorum. İpimi alıp örüyorum. Başlangıç yerimize kadar birer birer bu şekilde sık iğne ile kapatıyoruz. Son zincirimi de örüyorum. Son zincirimi de ördükten sonra tekrar aynı yere giriyorum. Alıyorum, bağlanıyorum şu şekilde çekiyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Dilerseniz daha uzun da çekebilirsiniz. 11, 12, 13, 14, 15. Dilerseniz her ikisini de eşit olarak da ayarlayabilirsiniz. Tamamen zevkinize göre birkaç tane fazla çekiyorum. Evet hemen bakınız yanındaki zincirden geriye dönüyorum. Birer birer her zincirimizin içerisine bir tane sık iğnemizi örerek başlangıç noktamıza kadar gelelim ve çiçeğimizi tamamlamış olalım. Birer birer. Evet, en son noktaya çok az kaldı. Birkaç tanesini de örelim. Birlikte tamamlayalım. Zinciri de bu şekilde gevşek çekerseniz çok daha rahat giriyorsunuz bakınız. Eğer çok sık olursa işlem yapmamız biraz zorlaşabiliyor. Evet başlangıç noktasına kadar geldim. Diğer zincirimin dibine giriyorum. Bir tane de zincir çektikten sonra sağlamlaştırıp ipimi kesiyorum. Ve şu şekilde gördüğümüz iki tane bağlantımızı kuruyoruz. İpimizi içine çekelim ve dikelim. Düğmemizin şöyle yakınına gelerek ayarlayıp dikmek istiyorum. Bakınız düğmemizi şu şekilde hemen arkasından belli olmayacak şekilde güzelce dikelim ve eteğimizin çiçeğini de bu şekilde tamamlamış olalım. Bakınız gayet güzel de kıvrımlı bir şekilde duracak. Dilerseniz daha uzun olarak da örebilirsiniz. Şimdi dikeyim ve görüşelim. Evet, eteğimizin çiçeğini de tamamladıktan sonra şu şekilde bakınız. Gayet güzel oldu ve eteğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım yardımcı olabilmişizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.